Sevgili öğrenciler merhaba. Tekrar uzaktan da olsa beraberiz. Robotik kodlama kursumuzu bakalım uzaktan bitirmeye çalışacağız. Benim hazırladığım videoları düzgünce seyrederseniz projeyi yapamamamız için bir sebep yok. Hadi başlayalım. İlk olarak L298N motor sürücüsünden biraz bahsedeceğim. Çünkü projemizde bu motor sürücüsünü kullanacağız. Bu motor sürücüsü tekerlerimizi yani oradaki motorlarımızı hareket ettirecek. Dolayısıyla bunun bağlantı pinlerinin ne işe yaradığını sizlere anlatmam gerekiyor. Değerli öğrenciler, neden motor sürücüsünü kullanıyoruz? Önce onu açıklayayım. DC motorlar, yani bizim kullandığımız motorlar DC motor. Bunlar için motor sürücülerini kullanıyoruz. Çünkü Arduino'dan da direkt çalıştırabiliriz fakat Arduino'nun verdiği akım 100 miliamperi geçemediği için bu da DC motorlara yetmiyor. O yüzden motor sürücüler gerekli akımı motorlara sağlıyor. L298N de bunu sağlıyor. Başka motor sürücüler de var fakat bizim işimizi görecek yaygın olarak kullanılan bir motor sürücü L298N. Arduino'nun pinlerine de zarar verebilir. Motor sürücüsü kullanmadan doğrudan motoru Arduino'ya bağlamak. Arduino'nun yani bağladığımız dijital pinlere zarar verebilir. O yüzden bir motor sürücüsüne ihtiyaç var. Evet arkadaşlar. Öncelikle out pinlerini sizlere tanıtacağım. Bu pinler motorlara bağlanan pinlerdir. Yani sağdaki tekeri örnek veriyorum. Buraya bağlarsak sağdaki tekeri enerji vermiş oluruz. Soldaki tekeri de buraya bağlarsak artı ve eksi olarak soldaki tekere enerji vermiş oluruz. Şimdi o bağlantıyı canlı bir şekilde sizlere göstereceğim. Değerli öğrenciler, önce simülasyon üzerinde bağlantımızı gerçekleştirelim. Bunlar bizim robot kartımızın altındaki motorlarımız olarak kabul edelim. Motorlarımızdan gelen kablolarımızı evet buradaki bölümlere tornavida ile bağlayacağız. Aynı şekilde artı eksi olarak düşüneceğiz. Pardon. Sağ motoru örnek veriyorum buraya bağladım. Sol motorumuzu tabii sağ sol kartı tutuş şeklinize göre değişir. Bu şekilde bağladık. Şimdi gerçek şekilde bağlayalım. Kart üzerinde göstereceğim. Değerli öğrenciler, alt tarafta motorlardan gelen ikişer tane kablomuz vardı, sağlı sollu. Ben bir tanesini çıkarttım. Ben de zaten şu anda motorda bağlı değil ama ben örnek olsun diye kabloları size bu şekilde ayarladım. Şimdi buradaki out çıkışlarının vidalarını çözüyoruz. Yani sola doğru çevirip biraz gevşetiyoruz. Çünkü burada boşluk yaratıyoruz. O boşluklara da kablolarımızı takıyoruz. Daha sonra vidalarımızı o kabloları taktıktan sonra sıkabiliriz. Girmiyorsa biraz daha gevşeteceksiniz. Daha sonra kablolarımızı oraya takarak vidalarımızı sıkıyoruz. Yani bunların bir tanesini artı, diğerini eksi olarak düşünebilirsiniz. Evet, diğer kablomu da takıyorum ve vidasını sıkıyorum. Şimdi bazı arkadaşlarımız da kablolarımızın ucu bu şekilde olmayabilir. Lehimlerken belki iki tarafı da kesmiş olabilirim. Yani şu şekildeyse eğer kablonuzun ucu şu şekildeyse bunu ne yapacaksınız? Bir tane yan keski vasıtasıyla bu kabloyu açmanız gerekiyor. Şu şekilde açmanız gerekiyor. Bunu da yine aynı şekilde oraya takıp vidayı sıkabilirsiniz. Sizden ricam motordaki lehim bağlantılarına dikkat etmeniz, onları koparmamanız. Değerli öğrenciler, şimdi motor sürücümüzdeki NA ve NB girişlerine bakalım. Bu iki pin motorların dönüş hızını ayarlamak için kullanılır. Bu yüzden bu pinleri Arduino'nun PWM ayaklarına bağlamamız gerekir. PWM sinyalinin görev zamanına göre motorun hızını artırılabilir veya azaltılabilir. Bizde jumper takılı. Videoda jumper'ın nasıl çıkarılacağını anlattım. O jumper'ları çıkaracağız. Çünkü biz kendimiz motor hızını koddan ayarlamak istiyoruz. Eğer jumper'lar takılı olursa tam güç çalışacaktır.
İki tane sizdeki en A ve en B pinlerinde birer adet jumper takılı. Dediğim gibi bu jumperları çıkarmazsak motorumuz tam güçte çalışacaktır. Simülasyon üzerinde en A ve en B bağlantılarını sağlayacağız. Neydi? Motorumuzun dönüş hızını ayarladığımız pinlerdi. En A. En A'yı 9'a bağlıyoruz. 9 numaralı dijital pine. En B'yi de 3 numaralı dijital pine bağlıyoruz. 3 numaraya bağlıyoruz. Evet. Şimdi buradaki girişlerimizi anlatacağım. Burada NA ve NB girişlerinden bahsedeceğim. Bunlar motorumuzun dönüş hızı için oluşturulmuş pinler. Şu anda onların tepesinde siyah jumper dediğimiz şeyler takılı arkadaşlar. Bunun amacı eğer bunlar takılı olursa son güçte döner motorumuz. Evet. Bu jumperlar takılı kalırsa motorumuz son güçte döner. Ama biz bunları çıkaracağız. Çünkü ben kodlarla yani en blokta yazacağım kodlarla motorun tekerlerin dönüş hızını ayarlamak istiyorum. Bunları bir şekilde çıkarmanız gerekiyor. Ya dibinden tornavidayla ya elinizle. Yani ben bunları çıkardığım zaman kodlarla dijital pinlere bağlayarak kodlarla motorumuzun dönüş hızını ayarlamalıyım. Ama dediğim gibi takılı ben son güç kullanacağım motoru diyorsanız takılı kalması gerekiyor. Jumperları sonra saklayın bunları bir yerde dursun. Şimdi bağlantı şemasına baktığımızda NA'yı ucundaki. Tabi bize nasıl bir kablo gerekiyor? Bir ucu dişi, bir ucu erkek bir kablo gerekiyor. Çünkü bağlantıyı sağlamam için. Evet, NA'nın ucundaki bölümden alıyorum. Bunu 9 nolu dijital pine bağlıyorum. 9. NB'yi de alıyorum. Onu da 3 nolu dijital pine bağlıyorum. Eğer kablolarımız yetişmiyorsa, benimki son şeyle kurtardı. Kablolarımız yetişmiyorsa uzatabiliriz. Yine bir dişi bir erkek kabloyla onu uzatabiliriz. Şimdi in1, in2, in3 ve in4 girişlerine bakacağız. Bu pinler motorların dönme yönünün kontrolü için Arduino'ya bağlanır. Input 1 ve 2 pinleri yani in1 ve in2 pinleri birinci motorun. In3 ve in4 pinleri de ikinci motorun kontrolü için kullanılır. Örneğin birinci motorun kontrolü için input 1 pinini 5 volt, input 2 pinini 0 volt yaparsak yani biz en blokta yüksek ve düşük yaparsak motor ileri yönde hareket eder. Tersi şekilde yaparsak yani 1 numaralı pine düşük, 2 numaralı pine kodlarda yüksek dersek bu sefer geriye doğru motorumuz hareket edecektir. Aynı şekilde diğer motorumuz için 3 ve 4'ü kullanacağız. Bu şekilde bağlantılarını sağlayarak motorların ileri ve geri hareketlerini kontrol edebileceğiz. Yine önce simülasyonda anlatacağım. In1'i 7'ye bağlıyoruz arkadaşlar. In2'yi 6'ya. In3'ü 5'e. In4'ü de 4'e bağlıyoruz. Evet, şimdi in1, in2, in3 ve in4 girişlerini anlatacağım. Bunlar in1 ve in2 buradaki motorun, in3 ve in4 de buradaki motorun ileri geri hareketlerini sağlamamızı gerçekleştirecek. Şimdi in1'i yine bir dişi bir erkek kablo ile alıyorum. 7 numaralı dijital pine onu bağlıyorum. Evet, 7'ye bağladım. In1'i 7'ye bağladım. Daha sonra renkler önemli değil kabloların. In2'yi alıyorum. Evet, in2'yi alıyorum. Onu da 6 numaralı dijital pine bağladım. In3'ü 5 numaralı dijital pine bağlıyorum. In3'ü 5'e bağlıyorum. Biraz önce söylediğim gibi eğer yetişmiyorsa şu şekilde kabloyu uzatabilirim. Rahatlıkla takabilirsiniz. Evet. In3'ü de 5'e bağlıyorum. In4'ü de 4 numaralı dijital pine
bağlayacağız. Burada biraz yamuldu kablo. Evet, şimdi takabildim. Biraz uğraşacaksınız arkadaşlar. In4'ü de 4 numaralı dijital pine bağladım. O da yetişmeyecek gibi. Yani yetişiyor ama çok zorluyor. O yüzden uzatmamız daha kolay olacaktır. Bu şekilde kablomuzu uzatarak onu da 4 numaralı dijital pine bağladım. Öğrenciler, şimdi L298 yani motor sürücüsündeki güç bağlantılarını bir kontrol edelim. Burada 3 tane bağlantı var. 5 volt, GND ve 12 volt. Biz bu ikisini kullanacağız. 12 volttan besleme yapacağız. Yani bu 7 ile 12 volt arası besleme alabilir burası. Bizim pillerimiz 9 volt. Buraya uygun. Bir de topraklama GND ucumuzu kullanacağız. Bakalım önce simülasyonunda bir inceleyelim. Daha sonra gerçek bağlantıyı sizlere göstereceğim. Değerli öğrenciler, şimdi motor sürücümüze artık enerji verebiliriz. Pil başlıklarınız var. 9 voltluk pillere takacağımız. O başlıkların siyah ucunu buradaki GND'ye bağlıyoruz. Bunu da siyah yapıyorum. Kırmızı ucunu da 12 voltluk girişe bağlıyoruz. Onu da kırmızı yapıyorum. Yapacağımız bir diğer işlem de yine buradan Arduino'daki GND'ye çıkmak. Yani şöyle bir görüntü olacak. GND bölümünde pil başlığımızdan gelen siyah kablo ve Arduino'ya çıkan ikinci bir kabloyu aynı yere vidalayacağız. Evet arkadaşlar, şimdi artık motor sürücümüze enerji verme zamanı. Şöyle bir pil başlığınız olacak. Kırmızı artı, siyah eksi. Evet. Biz bu tarafını kullanacağız. Bir ucunu buraya bağlayacağız. Eksiyi de ortadaki GND'ye bağlayacağız. Peki şurası ne diye sorarsanız, burası 5 volt enerji vermek için kullanılan bir giriş. Biz burayı kullanmayacağız. Biz şurayı kullanacağız. Çünkü bizim pilimiz 9 volt. Burası 7 ile 12 volt arasında enerji vermemiz için kullanılıyor. Bakın bunun ucu biraz az açılmış. İsterseniz bunu dediğim gibi yan keskiyle daha fazla açarak daha rahat bir bağlantı sağlayabilirsiniz. Büyüklerinizden yardım alabilirsiniz. Kabloyu kesmeden biraz daha açtım. Ve buraya bağlayacağım. Durdurabilirsin. Hamlemiz kalıyor. Şimdi pil başlığını evet ortaya bağladık. GND ucunu. Artı ucunu da bu tarafa bağladık. Enerjimizi verdik. Fakat orta uca bir siyah kabloyla veya işte kahverengi de olur. GND olduğu için. Arduino'ya çıkmak için bir kabloyu da yine aynı yere takmamız gerekiyor. Arkadaşlar. Daha sonra bunu Arduino'muzdaki GND'ye bağlayacağız. Yani ortadaki girişte iki tane kablo olacak. Bir tanesi pil başlığına gidiyor. Diğeri de Arduino'daki GND'ye gidiyor.